Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butiğim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Şen abla sizlere bu Barbie'leri değiştirecek. Evet, daha önce Barbie'lerimize saçlarını değiştirdik, makyaj yaptık. Devam ediyoruz. Bu eski Barbie'leri bana göndermişlerdi. Ben de sırayla yapmaya çalışıyorum. Bu Barbie'mizin saçı da kurtulacak gibi değil. Baktım hani düzelir mi, boyayabilir miyim diye. Ama kurtulacak gibi değil. Onun için bu Barbie'nin de saçını komple değiştirip yeni saçlar ekleyeceğiz. Sonraki videolarda da makyajını yapıp tarzını değiştireceğiz. Hadi gelin başlayalım. Ben çok sevdim bu işi. Yüzlerini değiştirmek, makyajlarını değiştirmek çok hoşuma gidiyor. Saçlarını da öyle aynı şekilde. Hadi Şen abla çok heyecanlı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu videoları. Hadi başlayalım. Evet, Barbie'miz burada. İlk önce saçlarını yapacağız, güzelleştireceğiz. Daha önce bu malzemeyi göstermiştim. Bunlar hazır satılıyor arkadaşlar böyle. Ama bunların şu kısmını size yapmayı gösterebilirim başka bir videoda. Siz de saçları bu hale getirebilirsiniz. Ama hazır hani ben yapmak istemiyorum derseniz böyle hazırda da bulunuyor. Saçlarının rengini böyle yapacağım, değiştireceğim. Diğer bebeklerde videonun altına yazmışsınız renkli saçlar yapabilir misiniz diye. Aralara da yine bunu da Teddy'den buldum, aldım. Bunlardan aralara katacağım. Renkli saçlar yapacağım. Bunun da tarzını biraz farklılaştıracağım. Daha modern bir tarz yaratmaya çalışacağız. Hadi başlayalım bakalım. Evet, şimdi bebeğimin saçlarını komple keseceğim. Çünkü bu saçlar kurtulmadı. Böyle kısa saç da yakıştı ha. Evet, bir tane bebeğe de böyle kısa saç yapalım isterseniz. Vallahi yakıştı. Rengini değiştirebiliriz arkadaşlar saçın. Mesela böyle kısa saç yapıp sarıysa siyah yapabiliriz. Evet, değişik oldu. Evet, şimdi bunları böyle kesiyorum kısacık. Daha önce de yapmıştık hatırlarsanız. Bunları çıkartacağım. Arkadaşlar bu saçın içindekileri de yani daha doğrusu kafanın içindekileri fazlalıkları şöyle içeriye doğru gelenleri cımbızla alıyorum. Bu geçen günkü bebekten daha kaliteli. Evet, şimdi saçlarını hazırlayacağım. Şimdi saçı ölçülendireceğim, keseceğim. İlk önce şu alttan başlayacağım. Şöyle şu kadar keseceğim. Evet, böyle kestim. Sonra ikinci kat. Yine şuradan, bu birazcık daha büyük, üst üste gelecek bunlar, böyle yapıştıracağım. Şimdi şunları bir ilk önce yapıştıralım, sırayla gidelim bakalım. Fazlasını alacağım, kuruyunca şeffaflaşıyor. Biraz sabır gerektiren bir iş, bekleyeceğiz kurumasını. Evet, şimdi böyle sırayla takıyorum. İlk katı attım, ikinci katı da attım. Beyaz tutkalla kuruma süresi biraz daha uzun. Bir de şöyle bayağı sağlam yapıştıran bir tutkalımız var. Şimdi üçüncüyü yapıştırıyorum. Üçüncü sıra bu. Fazla gelebilir. Fazlasını kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi üçüncü katı da attım. Şimdi şuralardan yapıştıracağım. Şöyle şöyle gideceğim. Şöyle yarım yarım gideceğim. Şurada çizgi var görüyorsunuz. Sonra saça şekil vereceğim. Güzel oldu, rengi yakıştı gibi. Şimdi bir de böyle saçlar almıştım dedim. Şimdi şunları keseceğim şuradan. Aynı bu saçtaki gibi. Beyaz tutkalla birbirine yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar böyle saçlar bulmanız daha kolay. Bu saçları alıp kendiniz de bu saçlar gibi yapabilirsiniz. Benim taktığım, hazır aldığım saçlar gibi daha doğrusu. Şimdi bunları şuradan ayıracağım. Şu kısımlarını. Beyaz tutkalla böyle yapabilirsiniz. Bu kuruyacak. Kuruduktan sonra buradaki gibi olacak. Evet, şimdi kurumaya bırakacağım bunu. Şöyle yarım kat koydum. Şimdi böyle yarım yarım gidiyorum. Böyle gideceğim. Saçlar gürleşti. Evet, yavaş yavaş yukarıya doğru geliyorum. Şimdi bu taraftan yapacağım. Yine saçı ölçüyorum şuradan. Şu fazlasını yine keseceğim.
güzel bir saç yapımı. Zevkli de. Yine biraz sabır isteyen bir şey. O daha önceki hatırlarsanız bu deliklerden geçirmiştim. Bu birazcık daha zahmetli ama bu daha kolay. Evet, eskiyen bebeklerinizi atmıyorsunuz. Böyle yeniliyoruz. Yepyeni oluyor. Evet, böyle bitime doğru geliyoruz şimdi. Şu ön kısmını da küçük bir kahpil yapmak istediğim için şuraya yapıştıracağım şu artan saçı. Evet, şimdi buraları birleştireceğim. Evet, son parçayı yapıştıracağım. Şöyle ters yapıştırıyorum. Şuradan yapıştıracağım. Ve bekleteceğim. Şimdi saçları şuradan ayıracağım. Evet, şurayı şöyle ıslatarak bırakacağım. Şu kat yerlerini, yani yapıştırdığımız yerleri kapamak için tersten saçı atacağım. Evet arkadaşlar, şimdi böyle saçı nemlendirdim ılık suyla. Böyle kurumaya bırakacağım. Sonra şekil vereceğim saça. Kahküllerini keseceğim. Şurada kahkülleri var, onları keseceğim. Saçı yandan attım. Üst tarafı kapadım. Güzel oldu. Biraz bakalım, bekleyelim. Kurumaya kalsın. Ondan sonra saça şekil verelim. Hadi bakalım, bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar, saçlarımız hazır. Bu renkli saçları da ördüm. Şimdi şuradan bir tutam ayırmıştım. Onu da şöyle yapacağım. Şuradan şöyle arkaya doğru toplayacağım. Evet arkadaşlar, saçımız bitti. Böyle uzun kalsın istiyorum ben. Hoşuma gitti uzunluğu. İstersek kısaltabiliriz daha sonra. Evet, renkli saçları da ördüm. Arkadan topladım. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Uzun bırakırsanız arkadan yine örebilirsiniz. Ya da daha da kısaltabilirsiniz. Evet, şimdi sırada ne var? Makyaj yapacağız bu bebeğimize. Sıradaki video makyaj videosu. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar saç yapımını. Acaba bebeğimiz beğendi mi? Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Bu yeni saçımı çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Uzun bırakman da güzel oldu Şen abla. İstediğim zaman değiştirebilirim. Evet, şimdi sırada makyaj var. Makyajı da çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Siz de merak ediyor musunuz? Hadi o zaman diğer videoyu da izleyin, tamam mı? Bu arada Şen ablanın videolarını izlemek için Oyuncak Butik'im kanalına abone olmayı unutmayın, tamam mı arkadaşlar? Hem de Butik'im Oyuncak olarak Instagram hesabından bizi takip edin. Çok değişik videolar geliyor. Hadi ben makyaja gidiyorum. Bye bye.